Şimdi biz önce bu değerleme yoluyla yani önceki dersi muhtemelen kudret sıfatı üzerinde dururken olumlama yoluyla müşbet sıfatlar üzerinden Allah hakkında konuşmanın imkanı üzerinde duracağız. Zaten bu Allah hakkında konuşmak da başlı başına bir mesele. Allah hakkında konuşmanın imkanı ve bunun yöntemi, din dili konusu, din felsefesinin de bugün ana konularından, tartışma alanlarından bir tanesi. En son işte Küre yayınlarından çıkan şu 5 ciltlik antolojide benim editörlüğünü yaptığım bölüm münhasıran buna ayrılmıştı. Din dili, Tanrı hakkında konuşmanın imkanı ve ilahi sıfatlar başlığı altında. Şimdi burada biz Allah hakkında konuşurken onun şanına yakışmayan bazı vasıflardan, niteliklerden onu uzak tutmuş oluyoruz. Ancak uzak tuttuğumuz vasıfların hepsi de tabiatla ilgili meseleler, kavramlar. Yani mekan gibi, cihet gibi, yön gibi, hulul gibi kavramlar. Yani fizikle ilgili kavramlar. Her halükarda biz hangi şekilde Allah hakkında konuşuyorsak konuşalım, ister olumlama yoluyla, ister değilleme yoluyla, ister selb yoluyla, nefi yoluyla ya da ispat yoluyla fark etmez. Mutlaka tabiatla ilintili bir şekilde tabii kavramlar üzerinden meseleyi ele almak zorundayız. Bu aynı zamanda fizik-metafizik ilişkisinde ya da fizik olmadan metafizik yapılamayacağını da ispatına işaret eden bir bahis ya da bahisler olacak. Allah Teala müteahhiz değildir. Nedir bu tehayyüz? Şimdi tehayyüzü biz genelde bir boşlukta yer kaplayan bir varlık değildir şeklinde de kullanabiliriz. Bir mekana yerleşik bir varlık değildir şeklinde de kullanabiliriz. Mekana temas eden, varlıklara temas eden bir varlık değildir anlamında da biz bunu kullanabiliriz. Tehayyüz genelde temekkün anlamında da kullanılıyor. Yani mekan ve hayyiz aynı anlama gelebiliyor. Ancak hayyizin biraz daha mekandan çok daha geniş bir anlamı var. Mekan daha çok fiziki varlıklar için kullanılıyor. Hayyiz ise daha ziyade uzamlı ya da uzamsız bir şeyin kapsadığı mevhum boşluk olarak kullanılıyor. Yani tehayyüz, temekkün anlamında yani fiziki bir mekana temas etmek, bir mekanda bir boşlukta yer kaplamak anlamında da kullanılıyor. Aynı zamanda uzamsız bir varlığın kapsadığı mevhum yani vehmi, farazi, tasavvur edilen bir boşluk ya da bir mekan anlamında da kullanılıyor. Mesela biz atomdan bahsettiğimizde, şimdi atom fiziki bir varlık mıdır, değil midir? Fiziki varlıklar atomların birleşiminden oluşur diyelim teoriye göre. Ancak bir de cevheri fert var. Yani biz tek atomu terkip halinde olmaksızın müstakil bir şekilde tek bir partikül halinde tasavvur edebiliyoruz. Tasavvur ettiğimizde yani zihnimizde bu parçayı aldığımızda ona bir mekan takdir etmek zorundayız. Bu takdir ettiğimiz mevhum boşluğa, mekanı da biz tehayyüz diyoruz. Dolayısıyla tehayyüz temekkünden farklı olarak hem uzamlı hem de uzamsız varlıklar için kullanılan mevhum bir kavrama karşılık geliyor. Daha ziyade yani uzamsız varlıklardan bahsedilirken onların kapsadığı mekana tehayyüz kavramıyla işaret ediliyor. Dolayısıyla çünkü birazdan bir sonraki bahiste mekan da gelecek Allah'la ilgili. Mekanla hayizin farkı bu. Hayiz mekan anlamında da kullanılıyor ancak hayizin mekandan farklı olarak uzamsız, uzamsız bütün varlıklar hakkında kullanılan vehmi, takdiri, tasavvuri, boşluğa ya da mekana karşılık geldiğini de söyleyebiliriz. Hayiz ve mekan arasındaki fark bu. Şimdi başlıkta zaten kendi görüşünü söyledi. Başlık aynı zamanda böyle bir doktrin gibi Allah bizim çocuklar sustu, komşulardan gürültü gelmeye başladı. Allah'ım ya Rabbi. Allah müteahhiz değildir. Bunun sebepleri, bunun gerekçeleri anlatıyor şimdi. Li vucuhin. Şu gerekçelerden dolayı, şu sebeplerden dolayı. Kullu müteahhiz munkasim lizzatihi. Her mütehayyiz, yani her boşlukta yer kaplayan ya da bir mekanda yer kaplayan var. Burada boşlukta yer kaplayan desek daha doğru olur. Münkasimun parçalara ayrılır.
Zatı gereği parçalara ayrılır. Binaenaleyh nefi cüz. Parçanın nefi üzerine biz bunu bina ediyoruz. Çünkü zatı gereği her şeyin biz parçalandığını düşünüyoruz. Oysa ki cüz parçalanmaz. Yani parçanın parçalanmayacağını parantez içinde alırsak her şeyin parçalanması gerekiyor. Her mütehayyiz olan varlığın mutlaka parçalanması gerekiyor. Ve kullümün kasimli zati mümkün. Zatı gereği kısımlara ayrılan, parçalanan her varlık da mümkündür. Liftikarihi ila cüz'ihi lezihi ve gayruhu. Çünkü o diğer parçasına muhtaçtır. Çünkü düşünün, o mütehayyiz en az iki parçadan oluştuğunu düşünelim biz bunu. Mütehayyiz münkasimse en az iki cüzden oluşur, en az iki parçadan oluşur. Bu durumda bir bütün oluşturabilmesi için diğer parçasına muhtaçtır. Muhtaç olmak da işi buraya getirdiğimizde, yani kıyası buraya getirdiğimizde zaten doğal olarak iş mümkün bizzata dönüşüyor. Biliyorsunuz daha önceki derslerde de konuşmuştuk. Burada imkan kavramı, burada neydi o tam anlamı, müracaat ihtiyacı tam olarak neydi o? İmkandır diyorduk. Neyse tam hatırlayamadım cümleyi. Birazdan gelir. Geldiğinde söylerim. Yani biz burada hudustan daha ziyade imkan kavramını kullanıyoruz. İşi mümküne getirdiğimizde zaten maksadımıza ulaşmış oluyoruz. Bir şey mümkünse o tanrı olamaz, tanrısal olamaz. Dolayısıyla tanrı olan bir varlığın, bir tanrının asla mütehayyiz olmaması, boşlukta yer kaplamaması gerekiyor. Çünkü boşlukta yer kaplayan şeyler kısımlara ayrılır. İkincisi şu, bu bütün tek tek bütün delilleri anlatmamıza burada gerek yok. Febete fi mes'eleti hudusul ecsam enne külle mütehayyil muhdes. Yine diyor, cisimlerin yaratılmışlığı meselesinde sabit oldu ki her mütehayyiz muhdestir. Her tehayyüz eden varlık, yani boşlukta yer kaplayan bir varlık muhdestir. Bunu daha önce biz ispatlamıştık diyor. Kitabın içinde böyle atıflar var biliyorsunuz. Hudusul Ecsam kısmı kitabın en uzun kısmıydı ve biz onun üzerine bir ders durmuştuk daha girişte. Üçüncüsü şu, sebete fihi enne kulle mütehayyiz mütenahil miktar. Yine Allah mütehayyiz olsa miktar açısından da ölçüye, yani ölçülebilen bir varlık olması gerekir. Yani bir miktarı olması gerekir. Ve onun da bir sonunun olması gerekir. Ve küllü mütenahil miktar muhtesun. Aynı şekilde miktarı, sonlu miktarı olan bir varlık da mutlaka yaratılmıştır. Femtena kemmü kadim mütehayyizen. Tüm bu sebeplerden dolayı kadim olan Yüce Allah'ın mütehayyiz olması, yani tehayyüz vasfına sahip olması imkansızdır. Bu mesele özetle böyle. Birkaç madde daha ekliyor buna. Buna benzer şeyler. İşte mütehayyiz olan bütün varlıkların mahiyetin tamamında eşit olması gibi. Eğer Allah da mütehayyiz olsa onun mahiyeti diğer tehayyüz vasfına sahip bütün varlıkların, yaratılmışların mahiyetine eşit olacak. Bu da uluhiyet vasfı ile yakışmaz şekilde önermeler var burada. Bunları aşağıya sıralıyor. Ve çok da uzun bir bahis değil zaten. Bunu bu şekilde bitirmiş olalım. Yani Allah mütehayyiz değildir. Şimdi gelelim 9. bahis. Ennehu Teala leyse fi cihetin ve la mekanin. Yüce Allah bir yönde ve bir mekanda değildir. Leyse fi cihetin ve la mekanin. Bunların tabi başlıklarda tercih edilmesi önemli. Öyle rastgele değil, onu da söyleyeyim. Cihet yani yön çok önemli bir şey. Boyutla ilgili bağlantılı. Fiziki varlığın sahip olduğu temel özelliklerden bir tanesi yön. Mekan da aynı şekilde. Biz fiziki varlıkları ancak bir yönde ve bir mekanda duyusal olarak şurada ya da burada şeklinde işaret edilebilir bir mahiyet içinde algıladığımızdan Yüce Allah da bunlardan aşkın bir konumda tasavvur ediliyor. Ennehu Teala zaten aşkındır demek yani. Ennehu Teala, Yüce Allah yani münezzehtir demek.
bir yönde ve bir mekanda olmaktan münezzehtir. Şimdi burada önce genel bir açıklama yapıyor. Kendi görüşünü ortaya koymadan önce bir anlayışı, bir taksimi, yani bir varlık taksimini nefi ediyor, reddediyor. Şimdi çoğu insanlar, muhaliflerden çoğu bedihi bir bilgi olduğunu söylüyorlar. Neyin? Şunu. Yani kesin böyle ikna edici, bedihi, hatta ispata bile ihtiyaç duymayacak türden bir bilgi olduğu iddiası içindeler. Şunun, yenne kulle mevcudeyn labudde min kevne hadihi mesariyen fil ahar kel araz vel cevher ev mübaynen anhu fil cihe kel cevhereyni ve nuhu batın vücuhin. Şimdi muhaliflerin şöyle bir iddiası var. Ve bu iddiaların da bedihi bir bilgi olduğunu iddia ediyorlar. Onlara göre iki mevcut varsa, iki varlık varsa bunlar arasındaki ilişki ancak iki şekilde olabilir. Ya biri diğerine saridir, nüfuz eder, biri diğerine yerleşir, biri hal, diğeri mahaldir, biri konu, diğeri yüklemdir, biri cevher, diğeri arazdır, biri mahal, diğeri sıfattır. Birincisi bu. Yani iki varlık arasındaki temel ilişki ancak böyle olabilir. Yani cevher ve araz arasında olduğu gibi sari bir ilişkidir. Biri diğerine yerleşir, sereyan eder. Ya da ikisi birbirinden ayrıktır. İki şey arasındaki ilişki. Yani yönde birbirinden farklı yöndedir ve birbirinden farklı mekandadır. İki farklı mekandadır. Bu cevher ve araz ilişkisi aslında tek bir mekanda bir kendisine yerleşilen bir konunun bir de ona yerleşen bir arazın bir sıfatın olması demek. Bunlar tek bir mekandalar. Ama mekanda kendisine yerleşilen şey cevher, yerleşen şey ise araz. Tek bir mekan var burada. Ya da iki ayrı mekan var ve iki ayrı varlık var. Bunlar da hem yön açısından hem de mekan açısından birbirlerinden farklı. Ancak ve ancak bu şekilde olabilir diyor. İki varlık arasındaki ilişki. Yani taksim bu. Bu varlıklar arasında ilişkiyi bu iki kategoriye sınırlayan bir zümre var, bir grup var. Bunları Urmevi ve Razi muhalifler olarak vurguluyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Sıralıyor ve bunların da bu iddiaların kesin bir bilgi, bedihi bir bilgi ifade ettiğini, iddia ettiklerine, inandıklarını söylüyor. Tabii bu öncelikle bu taksime karşılık. Çünkü bu şimdi bu kişiler niye bunu iddia ediyorlar? Çünkü bu durumda Tanrı ancak bu kategorilerinden birisinin içine yerleşmeli. Tanrı ya cevher olabilir, ya araz olabilir. Başka türlü bir şey olamaz. Ve Tanrı ve diğer varlıklar arasındaki ilişki, ya diğer varlıkların ona nüfuz etmesi, ya onun diğer varlıklara nüfuz etmesi, seyahat etmesi şeklinde gerçekleşebilir. Ya da ikisi birbirine eşit yönde ve mekanda varlıklar olarak bulunabilirler. Şimdi biz bu kategorileri temel kategoriler olarak, gerçek sabit kategoriler olarak düşündüğümüzde burada Urmevi'nin iddia ettiği cihette ve mekanda olmayan Tanrı'nın yeri yok. Tanrı'yı da mutlaka bu kategorilerin içine dahil etmek durumundayız. Yani her varlık mekanlı olacaksa o zaman Tanrı da mekanlı olacak. Ancak biz burada mekansız bir varlığın da bulunabileceğini bir kategori olarak kabul etmek durumundayız. Ve Urmevi en başında bu taksime karşı çıkıyor ve diyor ki vennehu batılın rübucuhin, bu iddia, bu taksim batıldır, geçersizdir. Bunun gerekçeleri de şunlardır. Eğer bu bedihi olsaydı, lemtena itbâhu cemil azim alâ inkâri, eğer diyor, bu bedihi bir şey olsaydı, inkârı konusunda insanların büyük çoğunluğu ittifak etmezlerdi, mutabakat içinde olmazlardı. Yani insanların çoğu bunu, demek ki çok fazla kabul gören bir görüş değil bu, insanların çoğu bunu reddettiler. Ve bu mâsi vel hanâdille vel kerramiye, bunun tek bir istisnası var İslam düşüncesi içinde, Hanbeliler ve kerramiye. Bu, biliyorsunuz, bunlar katı böyle lafızcı, literalist görüşleri, metin okuma biçimleri, zahiri metin okuma biçimleri meşhur olan zümreler bunlar. Mesela Kerramiye birazdan gelecek. İşte Allah arşı istiva ettiği ayetinde ya da Allah arşı istiva ettik. Allah arşı istiva etti. Allah arşı kuşattı ayetinde
İşte Allah'ın boyudur, genişliğidir, yüksekliğidir, cisim midir, değil midir? Allah'la arş arasındaki mesafe nedir gibi takım tartışmaları gündeme getiren grup. Hanbeliler de aynı şekilde. Bunların metin okuma biçimleri böyle. Literalist, lafızcı. Buradan hareketle de onlar Allah'la ilgili cisimsel, antropomorfik, korporalist bir takım görüşlere, bir takım düşüncelere gidebiliyorlar. O da diyor ki ancak bunların dışında diyor, bunlar ki hani marjinal gruplar, bu ana düşünceyi, İslam düşüncesini sevad-ı azamı oluşturan ana temel şey değil, ana omurgayı oluşturan gruplar, zümreler değil. Onun dışındaki bütün gruplar bunu reddetmiştir. Böyle bir şey yok. Yani biz varlıkları, iki varlık arasındaki ilişkinin sadece bu biçimlerde, bu şekillerde olacağını iddia edemeyiz diyor. Birincisi bu. İkincisi de şu. Mesela başka tür kavramlar da var. Başka tür ilişkiler de var. Mesela müsemmel insan. İnsan müsemması. Yani insan tümel kavramı diyelim biz. İnsanlık kavramı diyelim biz. Müşterek beynel eşhas zevat-ı ahyaz-ı muhtelif ve makal muhtelif min haysu huwa. Şimdi bu insanlık kavramı biz muhtelif mekanlarda, hayizlerde, hayizlere mensup zatlar, oluşan şahıslar ve muhtelif miktarlardan oluşan şahıslar arasında ortak bir kavram olarak kullanıyoruz. Ve bu insan kavramıyla bu şahıslar arasında ilişki hiç de böyle değil. Yani ne bir sirayet ilişkisi var aralarında ne de ikisinin ayrı ayrı bulunduğu bir tümellik ve tikellik ilişkisi var daha ziyade. Demek ki böyle ilişki türleri de var. Biz iki kavram arasındaki, kavramlar arasındaki ilişkiyi sadece bu iki kategoriye inhisar edemeyiz. Demek ki başka başka kavramlar da var demeye getiriyor. Burada hayalden, vehimden de bahsediyor. Bunların da bir mantıksal kategori oluşturduğunu, bunların da dış dünyadaki varlıklara yüklendiğini ve bunların da yine aralarındaki ilişkisinin başta geçen gibi olmadığını söylüyor. Mesela şunu da söylüyor. Akıl diyor, nefi ve ispatı tasavvur eder. Sümme yahkum bi tenakuz iman. Sonra bunlar arasındaki tenakuzu da hükmeder. Bunların birbiriyle çelişik olduğunu hükmeder. Yani bir şeyi olumlamanın ve bir şeyi olumsuzlamanın, kabul etmenin ve reddetmenin çelişik olduğunu iddia eder. Meannehu la yahkumu bi kevni hadihime sariyen filafen. Ancak bunlar arasında, bu iki kavram arasında, birbirine zıt iki kavram, yani mütenakız iki kavram arasında hiç de bir sirayet ilişkisi yoktur. Bir de mübayinet ilişkisi de yoktur yani. Bir cihette ve mekanda ayrıklık ilişkisi de yoktur diyor. Dolayısıyla öncelikle varlıkları bu şekilde değerlendirmenin doğru olamayacağını söylüyor. Ve izâ arafta zâlike. Bunu bildiğinde, şimdi diyor ben bunu size anlattım, siz de bunu öğrendiniz. Biz de deriz ki el mana min ihtisası şeyi bil ciheti vel mekan. Bir şeyin bir cihet ve mekan özelliği kazanması, yani bir cihette ve bir yönde belirgin hale gelmesi, hususileşmesinin anlamı şudur. Ennehu yumkünü işaret hissiyeti diye duyusal olarak kendisine biz işaret edebiliriz. Bi enne huna ve ev hunake. Bu yani yani görme duyusuyla biz onu belirleyebiliriz ve mesela elimizle ona orada ya da burada diye işaret edebiliriz. Dış dünyada belirgin bir varlık, somut bir varlık haline gelmiş demektir bu. Cihet ve mekan bir şeyin somutlaşması demektir. Yani işaretül hissiye dediğim şey duyusal olarak kendisini işaret edilebilen, böyle parmakla gösterilebilen bir konumda bulunduğu anlamına gelebilir. Vel alemu muhtassun bil ciheti vel mekani. Alem yön ve mekan özelliğine sahiptir. Bu yön ve mekanla belirlenmiş bir manzumeye, bir yapıya karşılık gelir. Bihazel mana, bu manada. Alem, cihet ve mekan, yani yönde ve mekanda bulunan varlıklardan oluşur. Fein kenel bari keze, eğer yüce yaratıcı da böyle olsaydı, kenel mümessilil alemi ev muhadiyen lehu kat'an. Kesin olarak şunu söyleyebiliriz ki Yüce Allah aleme temas etmiş olurdu, dokunmuş olurdu ya da ona paralel bir şey olurdu. Ona denk, ona eşit, onun yanında, yakınında,
dokunmasa bile onunla eşit, paralel bir doğru gibi, iki doğru parçası gibi Tanrı ve alem birlikte hareket edebilirlerdi. Ezelden ebede gidebilirlerdi. Bu ikisi de mümkün değil. Yani eğer böyle düşünseydik bu anlama gelirdi. Bu olmayacağına göre o zaman biz Allah için cihet ve mekan nispetlerini kullanamayız. Yani Allah'ın bir yönde olduğunu ya da bir mekanda olduğunu asla söyleyemeyiz diyor. Yani Allah aleme temas etmez. Kelamcıların temelde kaçındıkları cümlelerden şey kaçındıkları konulardan bir tanesi bu. Allah aleme temas etmez. Allah Allah. Çünkü temas etmek temas edilen şeyle aynı türden olmayı gerektirir. Yani dokunmak, dokunulan şeyin sahip olduğu vasfa ve özelliğe sahip olmayı gerektirir. Fiziksel özelliğe sahip olmayı gerektirir. O yüzden Allah evrene temas etmez. Ama Allah alemi kuşatır. Allah kelamcılara göre Allah ve alem arasındaki ilişki temas ilişkisi değildir. Bir taalluk ilişkisidir. Bir kapsam, bir kuşatma ilişkisidir. Allah alemi temas etmeksizin kuşatır. Ama arada fiziksel bir, çünkü temas fiziksel bir şeydir. Yani Allah ile evren arasında fiziksel bir dokunuş söz konusu değildir. Zaten kelamcıların birazdan daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Taalluku olan sıfatlar dediği şeyler alemle doğrudan irtibatlı olan sıfatlardır. Mesela irade sıfatının taalluku vardır. İlmin taalluku vardır. Kudretin taalluku vardır. Yaratmanın, tekvinin taalluku vardır. Maturidilere göre, Eşarilere göre tekvin zaten bir sıfat değil. Gerçek bir sıfat değil. Sadece kendisi bir taalluktan ibaret zaten. Kudretin taalluku ne biz? Yaratma diyoruz. Eşarilere göre. Bu taalluk çok mühim. Bu temas yerine biz bu taallukı koymak zorundayız. Taalluk kavramını birazdan daha da belirginleştireceğiz. Şimdi bunun karşısında kim var? Bunun karşısında kerramiler var. Anlaşılıyor ki Urmevi burada bu konularda, Razi de bu konularda kerramiyeyi esas almış. Yani bir muhatap olarak, muhalif olarak, temel muhalif hasım olarak belirlemiş. Bu kerramiye özellikle bu Razi'nin de yaşadığı dönemde burada, Harizm bölgesinde ondan sonra çok meşhur bir mezhep yani bir akım. Özellikle 3. asırda doğuyor ama 6. asır kadar çok çok etkili olan bir mezhep yani Kerramiye. Muhammed bin Kerram tarafından kullanılan. Bu mürciyenin bir alt grubu olarak da geçiyor. Özellikle Horasan'da Maveraünnehir bölgesinde çok etkin bir grup. Razi'nin bunlarla münazaratı var. Hatta Razi buradan Urum başkentinden tam şimdi neresi olduğunu hatırlamıyorum. Bu orada Kerrami biriyle yaptığı bir tartışmanın sonucunda çıkartılıyor o şehirden çıkartılıyor. Çünkü yaptığı tartışma büyük bir sorun oluşturduğu için. Kerramiler olan münazaraları falan var. Hatta Esasüt Takdisi o meşhur Esasüt Takdisi Razi'nin bu tartışmanın akabinde her hatta yazdığı falan dile getirilir. Yani bu Kerramilerin de temel görüşleri biraz böyle fizikalist bir tanrı anlayışına sahipler. Yani cismani bir tanrı anlayışına sahipler. Bunun sebebi tabii naslar yani. Onu da söyleyeyim. Yani bütün bu tartışmaların arka planında istiva gibi Allah'ın gökte olduğunu söyleyen ya da ne bileyim Allah'ın mekan nispet eden ayet hadislerdeki ifadelerin de bulunduğunu, zihnin arka planında bunların da bulunduğunu unutmamak gerekir. Sonra Kerramiş ya şöyle dedi. İnnehu Teala muhtassun bi cihetin felk. Allah Teala yukarıda bir yönde bulunur. Yani yukarıda bir yönde bulunmakla belirlenmiştir. İhtisas etmiştir. Hususiyet kazanmıştır. Bu muhtassun ihtassa yani çevirisi bağlama göre değişen bir kelime. Hususiyet kazanmak, özellik kazanmak, belirginleşmek, belirli hale gelmek gibi anlamlarda kullanılabilir. Muhtas, ihtassa, ihtisas. Şimdi yukarıdadır. Allah bir yukarıdaki bir yönde bulunur. Mümassen lil arş, arşa temas eder. Ev, mübeyyinen anhu, arşa ya temas eder
ya da ondan ayrıktır. Vübudin mütenahil. Sonlu bir boyut. Sonlu bir mesafe ondan uzaktadır. Onun dışındadır. Ve bu kavlu ekser tavaifi. Yani pek çok grubunun söylediği şey de bu buymuş. Ve mübeyyün anhu vübudin gayr mütenahil. Yani sonlu bir boyut ondan uzaktadır. Her halükarda Allah'la arşın, yani arş dediğimiz işte Allah'ın üzerinde olduğu, hükmettiği tüm varlıkları ifade eden temel kavram arş. Biraz da müteşabih bir ifade biliyorsunuz bu. Diyelim ki evren diyelim buna mecazen. Allah evreni kuşatır, ona ya temas eder, temas etmese bile onunla arasındaki mesafe, uzaklık sınırlıdır. Bu da haysemiye diye bir grubun onlardan görüşü. Ve hâzâ lâ yuqal mâ isbâtu cihet. Biz cihetin ispatını yaptığımızda bu asla makul bir şey değildir. Yani her halükarda yani Allah'ı evrenin dışındaki bir yere koyduğunda ve arada bir mesafe olduğunu söylediğinde, bir boyut olduğunu söylediğinde bu yine Allah da burada bir yer tayin etmiş olacaksın. Ve o da artık sınırlı olmuş olacak ya da fiziki bir mekanla arasında sınırlı bir mesafe olan bir varlık da fiziki bir varlık olmuş olacak. Fiziki olan ve olmayan arasında herhangi bir mesafeden biz boyuttan, ölçülebilir boyuttan mantıken bahsedemeyiz. Şimdi burada tek bir delili biz söyleyeceğim. Tek bir delilden bahsedeceğim. Bizim bir gerekçelerimiz şunlardır. Yani bizim iddiamız neydi en başta? Şuydu. Temel önermemiz. Ennehu Teala leyse fi cihetin ve la mekan. Allah Teala bir yönde bir veya bir mekanda değildir. Önermemiz buydu. Şimdi gerekçelerimiz şunlar. Levkâne müşâran ileyhi. Şimdi eğer Allah işaret edilen bir varlık olsaydı, neydi bu işaret edilmek, neyin özelliği? Bir yönde olmanın özelliği. Mesela yukarıda, aşağıda temel yönler. Aşağı, yukarı, sağ, sol temel yönler. Bu temel yönlerden birinde olmakla nitelenseydi, Allah aşağıdadır ya da yukarıdadır diyebilseydi. Fe'inlem yankasim, eğer bölünmeyen bir şey, yani kendisine işaret ediliyor ancak bölünmeyen bir şey. Tamam. Kâne fî gâyetil hakâreti kel cevheri fert. O zaman bölünmeyen şey cevheri ferttir. Bölünmeyen şey cevheri ferttir. O zaman da Allah cevheri fert olur. Cevheri fert de böyle hakir, aciz, zayıf bir, son derece zayıf bir varlıktır. Cevheri fert, cevheri fert kendi başına bir şey değildir zaten. Hiçbir şey değildir. Yani cevheri fert dediğimiz şey single atom diyorlar. Onun başka cevherlerle birleşmesi sonucu, cevheri fertlerle birleşmesi sonucu cisimlerin oluştuğu şeydir. Böyle kendi başına hiçbir anlamı yoktur. Hatta zihni bir varlığa bile karşılık gelir. Bizim ona takdir ettiğimiz mekan bile böyle vehmi bir mekandır yani, mütehayyizdir. Ve Teala anhu ifakan, İttifakla Allah bundan yücedir. Allah cevher-i fert olamaz. Ve inin kasema. İkinci ihtimal. Diyelim ki Allah bir cihette olsun. Kendisini işaret edilen bir varlık olsun. Ve cevher-i fert de olmasın. Parçalara ayrılan bir şey olsun. Kâne mürekkeben. Yani terkip olunmuş bir şey olur o zaman. Ve sebeka butlanuhu. Bunun saçmalığı, yanlışlığı daha önce geçti. Ve abbera ashabına anhez. Bizim diyor, bizimkiler yani ashabına dediği bizimkiler. Ben bunu böyle tercüme ettim en son şeyde bizimkiler diye. Bilmiyorum tutacak mı? Ashabımız bizimkiler. Şöyle de biyennehu levkâne fevkal arşi. Eğer Allah arşın, bizimkiler bunu şöyle tabir ettiler. Şöyle anlat. Eğer arşın üstünde olsaydı feinken ekser minel arşi ev mislihu
ev mislihi. Eğer arşın üstünde olsaydı, arştan fazla bir şey olsaydı ya da arşa denk bir şey olsaydı, kâne munkasime. Yine parçalanmış olurdu, bölümler ayrılmış olurdu. Likevnen arşı munkasime. Allah arşın üstünde diyelim. Arştan fazla bir şey. O zaman biz arşla Allah arasında bir ilişki kurmuş oluruz. Fazlalık, eksiklik arada bir nispeti gerektirir. Eksik olan sınırlı olduğu gibi fazla olan da sınırlıdır. Çünkü biz ikisi arasında bir mukayese yaptık yani. Allah arştan fazladır, arştan büyüktür dediğimizde yine arş parçalandığı gibi Allah da parçalanan mürekkep bir şeye dönüşür. Diyelim ki arşa denktir, arşla eşittir. Böyle fit yani aynı onun gibidir. O zaman da yine Allah parçalara ayrılan bir varlık haline gelir. Çünkü bizim Allah'ı ölçtüğümüz şey zaten parçalanan bir şey. Yani sen kendini ölçtüğün şeyin cinsine dönüşürsün. Bir şeyi mesela bir şeyi kendinle mukayese ettiğinde o mukayese edilen şeyin türüne dönüşürsün ister istemez. Tanrı da eğer biz arşla onu mukayese edersek arşın mahiyetine dönüşür. Diyelim ki arştan daha küçük Tanrı, haşa ve kella, fe'in belâ ilâ sığırı cevheri fert. Diyelim ki arştan küçük, cevheri fert gibi bir şey, o küçüklükte bir şey. Cel hakaretünle zanın farkın ve illel hizmet terkip. Bu da yine Allah'ı tenzih etmemiz gereken bir şey olur. Allah cevheri fert değildir. Dolayısıyla iddia şu, Allah asla bir yönde veya bir mekanda değildir. Burada yine ilginç bir delil var burada, ona da işaret ettim. Şimdi böyle alemi küratün. Alem küredir. Feynler küsü fel ay tutulması. Yura fil biladi şerkiyeti fi evvelin değil ve fil biladi garbiyeti fi ahiriki. Ay tutulması işte doğu beldelerinde fi evvelin leyli, günün ilk kısmında görülürken batı beldelerinde günün sonunda gözükür. Felekâne Allahu Teala fi ciheti fevk. Eğer Allah yukarıda bir yönde olsaydı, lekâne esfel bin nisbeti ilâ kendi veçin arzında. Yani bu da diyor batıl olacaktı. Arzın yeryüzünde bulunan diğer insanlara nispetle aşağıda olacaktı. Aşağıda bulunan insanların nispetle yukarıda olmasında problem yok ama yukarıda olan insanların nispetle aşağıda olacaktı. Bu da diyor batıldır ve geçersizdir. Şimdi burada hasmın karşı delilleri var. Kerramiye'nin karşı delilleri var. Tabii ki o kadar basit değil yani bu iş. Onlar da sağlam iddialarla geliyorlar. Onların geldiği getirdiği nasları ön plana çıkartıyorlar. İşte insanların ellerini duada gökyüzüne kaldırması, işte Allah'ın semada olduğuna işaret eder ya da en azından kendisine hissi olarak, duyusal olarak işaretlerinden bir yönde bulunduğuna işaret eder. Neden mesela biz aşağıya değil yukarıya kaldırıyoruz gibi ya da ayetlerde cihet işaret eden ve bil ayetil muhime lil cihe ke kavliyita bir sürü ayet var yani Allah'a yön nispet eden. Bunlar ne olacak diyor. Hasmın karşıt iddiaları var. Bunları da çok hızlı şöyle söyleyeyim. Mesela ve huvel kahir fevka ibadi. Burada kullarının üzerindedir ifadesi geçiyor. Er-Rahman alel arşisteva malum arşla ilgili olan yehafune rabbehum min fevgihim üstlerinde bulunan Allah'tan korkarlar gibi. Bu da bunlara da cevap veriyor. Malum zaten bunların işte yücelik belirttiği, şeref belirttiği iddiası var. Buradaki yön Arap dilinde sadece işaret hissiye konu olan yani bir durum değil. Yani bir nesnenin orada ya da şurada olduğunu işaret eden bir şey değil. Aynı zamanda yücelik de işte ellerin semada gökyüzüne kaldırılmasının sebebi de işte onun sema gökyüzünde bulunan yüce varlıklara işaret ettiği için yani ondan kinaye o böyle yapıldığını falan iddia ediyor buralarda. Şimdi bunu da geçelim. Bu da bizim ikinci maddemizdi bugün. Şimdi gelelim 10. meseleye. Bilmiyorum ben gidiyorum ama nasıl gidiyor, gidebiliyor muyuz? Sohbette bir şeyler gördüm.
Serap Oto iyi akşamlar demiş Serap. O herhalde başlangıçta ki söylenen cümleleri. Bilmiyorum arkadaşlarım, hocalarım. Takip edebiliyor muyuz? Zaten iki şey söyledik yani. Temelde aslında söylediğimiz işte ilim bir noktaydı. Cahiller onu çoğalttı. Aslında söylediğim çok basit. Allah mütehayyiz değildir. Allah bir yönde ve bir mekanda değildir. Budur yani. Dediğimiz bu. Başka bir şey demedik şimdiye kadar. İşte bunu biz çoğalttık bir şey anlatabilmek için ayrıntılı bir şekilde. Evet, pek Ayşegül Hanım. Şimdi şunu da çok hızlı, yani buçuk gibi bitirmeyi düşünüyorum. İnşallah çok uzatmayacağım. 10. mesele şu. Hulul konusu var burada. Bu daha çok Hristiyanlarla tartışılan bir konudur bu metinlerde, hulul konusu. Yestehayru hululu zatihi ev sıfati min sıfati teala fi şeyin. Allah'ın zatının veya onun sıfatlarından birinin, bir sıfatının bir şeye hululu girmesi mümkün değildir. Hulul biliyorsunuz bir şeyin bir başka şeyin içinde tamamen yerleşmesi demek. Bunu hululu yerleşme diye biz çeviriyoruz. Yerleşme, hulul. Hulul diye de aslında kullanılıyor, anlaşılıyor. Şimdi burada Urmevi, Razi, Hristiyanları muhatap alacak. Ve kelamun nasara fi zelle muhabbatun. Hristiyanların bu konudaki sözleri karışıktır diyor, anlaşılmaz diyor, boştur diyor. Çünkü Hristiyanlar biliyorsunuz Allah'ın İsa'ya hulul ettiğini söylüyorlar. İsa'nın cisminde kendini gösterdiğini ifade ediyorlar ve bu hululün çeşitli biçimleri var. Çeşitli işte Hazreti İsa'da hem insan hem lahuti nasuti tabiatın birleştiğini iddia edenler var. Hazreti İsa'nın lahuti tabiatını baskın olduğu iddia edenler var. Yani bu Hazreti İsa'nın tanrısal vasfı ile ilgili farklı görüşler var. Bunu da söylüyor zaten burada Urmevi. Fetareten yazkurunel bazen hulul diyorlar, bazen ittihat diyorlar. İttihat ise tamamen birleşmesi, yani iki şeyin tek bir şey haline gelmesi demek. Yani tek bir şey haline gelmesi demek. Bu bazen birleşen iki şeyden birinin baskın olan tabiatında gerçekleşiyor. Mesela insanla Tanrı birleştiğinde haşa Tanrı oluyor. Ya da insanla Tanrı birleştiğinde insan oluyor. Tanrı insan oluyor. Ya da üçüncü bir şey ortaya çıkıyor. Yani ikisinin mahiyetinden bambaşka üçüncü bir şey de gerçekleşebiliyor bu birleşme, ittihat. Biliyorsunuz işte Sufiye'de de buna benzer işte vahdet vücuda giden şeyi de var. Bir tarafı da var yani bu işin. Ve uhra gayruhuma fenekul biz deriz ki imme en tegulü bil hulul ev bil ittihat. Ya hulul olduğunu söylersiniz. Yani Allah'la insan ilişkisinin Tanrı ile İsa ilişkisinin hulul şeklinde gerçekleştiğini söylersiniz ya da ittihat şeklinde gerçekleştiğini söylersiniz. İmmen bis nisbeti ula ruha İsa aleyhisselam ev bedenihi. Ya bu birleşmenin Hazreti İsa'nın ruhu ile olduğunu ya da bedeniyle ilgili olduğunu söylersiniz. Evla tegulü bihim ya da böyle demezsiniz. Çünkü burada dedi ya hani karmaşık bu konu. Bel tegulü biyennehu teala ya da siz İsa'nın Tanrı olduğunu söylersiniz. Ha yok. Bi ennehu teala ata kudretin ala halbi İslam. Siz Allah Teala'nın ona Hazreti İsa'ya cisimleri yaratma gücü verdiğini iddia ediyorsunuz ve hayat canlandırma gücü verdiğini iddia ediyorsunuz ve ilmen bil mugayyibat ve gaybı bilme özelliği verdiğini iddia ediyorsunuz. Yani Tanrı demiyorsunuz da tanrısal özellikler verdiğini iddia ediyorsunuz. Evla yekulüne bihi ben yekulun innehu teala semmahu ibnen teşrifen kema semma İbrahim'e halilen teşrifen. Yani yücelik bildirmesi için, teşrif etmek için, övmek için, onun şerefini yükseltmek için ona ibin diye yani evlat diye, oğlan diye isim, oğlum diye oğul diye isimlendirdiğini söylüyorsunuz. Böyle farklı görüşler var. Ve her zaman yahtemülü kelamuhu vel hululu batıldır. Hulul batıldır. لِيَنَّ الْحُلُولُ اِنَّمَا يُوْقَلْ اِذَا كَانَ الْحَالُ مُفْتَقَرًا اِلَى الْمَحَلِّ Çünkü hulul şudur. Ancak şu şartla makuldür, anlaşılabilir. Ancak şöyle anlaşılabilir bu hulul. Hal, yani yerleşen şey,
bir mahalle muhtaçsa, Tanrı bir mahalle muhtaç değil ki. Yani Tanrı'yla Tanrı'nın bir mahalle yerleşme gibi bir ihtiyacı yok. Yani onun dışındaki bütün varlıkların bir mahalle ihtiyacı var. Fehulûluhu Teala Yüce Allah'ın sıfatı cevazi, yani imkan sıfatı, cevaz sıfatıyla Yüce Allah'ın yerleşmesi yenfi iftikarül hal ilel mahal, yerleşenin bir şeyin bir mahalle yerleşme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu sıfatı vücubi taktazı iftikal vacib ila gayrihi, eğer bir vücub zorunluluk sıfatıyla bu gerçekleşse, bu da vacibin bir başkasına muhtaç olmasını ortaya çıkarır. Bu da onun hudusunu doğurur. Yani yaratılmış olmasını doğurur. Ya da kıdamül mahalle, diğer alternatifte ya mahal kadim olacak ya da Tanrı yaratılmış olacak. İkisi de mümkün. Yani hulul bu açılardan mümkün değil. Yani tanrısal mahiyet dikkate alındığında da mümkün değil. Tanrının dışındaki varlıklar dikkate alındığında da hiçbir şekilde mümkün değil. Hulul batıl. İttihat da batıl. Yani birleşme, tamamen bir araya gelme, birleşmesi de batıl. Tanrının maddi varlıklarla birleşmesi de batıl. Çünkü birleşen iki şey, birleşme sırasında eğer var olarak kalırlarsa, ev adüma ve hasale salis fela ittihade ve keda in bakiye adüma fela ittihade. Yani burada eğer birleşme sırasında iki varlık var olmaya devam ederlerse ittihat söz konusu olmaz. Üçüncü bir şey olduğunda da yine söz konusu olmaz. Burada da bir birleşmeden biz bahsedemeyiz. O zaman bu da, yani ittihat görüşü de birleşme görüşü de batıldır. Ve kudreti İsa ile halgül eşsen batıldır. Yani İsa'ya cisimleri yaratma özelliği verilmesi de, kudreti verilmesi de batıldır. Li'enne senüveyyin ennehu la kudret alel icad illallah. Çünkü Allah'tan başka hiç kimsenin böyle bir yaratma özelliği ve tesmiyetü ibnen teşrifen, onu yüceltmek için olarak isimlendirilmesi, Allah'ın oğlu olarak isimlendirilmesi ise konuyu sem'i bir boyuta taşır. Yani rivayetler üzerinden bu konuyu delil getirmemiz gerekiyor. Burada karşı deliller var tabii. İşte Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi, işte körleri, abraçları, alacalıları iyileştirmesi gibi konular var. Bunlar da aslında diyor Hazreti İsa'nın uluhiyetine değil de Allah'ın ilahi kudretine işaret eder diyor. Burayı da geçelim. Şimdi üçüncü iddiamız da şuydu. Yüce Allah hulul etmez. Hulul ve ittihat, Allah'ın bir başka varlığa yerleşmesi, onun bedenine ya da ruhuna girmesi. Burada tabii bu cümlenin sufi tarafı, yani sufilere yönelik eleştiri olarak da uzatılabilecek, götürülebilecek tarafları da var tabii İslam düşüncesi içinde. Sadece bu hulul görüşü sadece hani Hristiyanlara özgü değil biliyorsunuz. Rafizilerden, Gali'den, Gulatişia'dan bazı zümreler de yani bu hulul fikrini benimsediler. Tasavvufun içinde tam böyle olmasa bile işte Tanrı insan ilişkisinde bir Allah'ın insanla iletişimi ya da onun ruhunda içinde yer etmesi, yerleşmesi şeklinde ona götüren, onu ima eden bazı metinlerin, bazı ifadelerin bulunduğu da malum. O cihetten de yani bu konu tartışılabilir, açıklanabilir. Şimdi gelelim en son, biraz bunun üzerine durmayı düşünüyordum ama çok zaman aldı diğer bölümler. Yine de bunu çok hızlı özetlemek istiyorum. En başta belki bunu mu konuşsaydım daha iyi olurdu. Daha böyle dinç zihinle. Ama özel olarak bu konu daha ilgi çekici, onu söyleyeyim. Bu dört başlık içinde. Ennehu Teala yemtenu kevnuhu mahallenil havadis. Yüce Allah'ın hadislere mahal olması imkansızdır. Yani yaratılmış bir varlık Yüce Allah'ta yer kaplayamaz.
ya da Yüce Allah yaratılmış bir varlıklara mahal olamaz. Muhalefetün bil havadis ilkesi vardı daha önce bizim gördüğümüz geçen derste. Allah yaratılmışlardan farklıdır. Ve Allah yaratılmış bir varlığa mahal olamaz. Bu çok kritik ve çok zor bir konu. Onu da söyleyeyim. Bu özellikle Ehl-i Sünnet açısından, yani Ehl-i Sünnet'in sıfat teorisi açısından yani savunulması, konuşulması oldukça zor, kritik bir nokta olduğunu söyleyeyim. Şimdi bunu da bilincinde zaten Urmevi ve Razi. O yüzden şöyle başlıyorlar bu konuya. El meşhuru ennel kerramiye yüce bizün ezel. Yani biraz önce bahsettiğim kerramiyenin bunu mümkün gördüğü meşhurdur. Yani kerramiyenin temel görüşü belki de en önemli görüşü bu. Allah hadis varlıklara, yaratılmış varlıklara mahal oluşturabilir. Ben kerahu sair taif, diğer sair gruplar, sair taif bunu inkar ettiler vakıyla. Şöyle denildi. Ekserul ukala yekulune bihi ve in enkeru enkeruhu bil lisan. Aslında diyor şu bunu çeşitli vesilelerle ileride de söyleyecek. Aslında diyor yani teorik düşünenler akıl sahibi yani makul dini mevzuyu makul bir zemin üzerinden tartışan bu ukala var ya akıllı akıl sahipleri bu kimseler kelamcılar, fakihler, filozoflar, işte sufiler. Onlar da aslında bunu söylüyor. Yekulu nebihi. Aslında bunu söylüyorlar. Ve in enkeruhu bildiysen, dilleriyle bunu inkar etseler bile aslında dedikleri neticede buraya dönüyor. Bunu kabul etmeden yani Allah'ın zatının ya da sıfatlarının hiç fark etmez zatı da ezeli, sıfatları da ezeli zaten. Ama burada temelde tartışma konusu yani Allah'ın hadislere mahal olmayan şey Allah'ın zatı. Deseler ki yani Allah'ın zatı yaratılmış varlıklara mahal olamaz deseler bile dilleriyle aslında bunu kabul etmek zorundalar diyor. Mecburlar buna. Bunu ne kadar reddederseniz edin günün sonunda geleceğiniz yer Allah ve Allah dışındaki varlıklar arasındaki ilişkiyi açıklarken bir yerde bir noktada mutlaka hadis yani zat ve zatın bağlantılı olduğu, irtibatlı olduğu bir hadisi kabul etmek zorundasınız diyorlar. Şimdi feinne Eba Ali ve Eba Haşim bunlar biliyorsunuz Behşemiye. Mutezile'nin Behşemiyesi Ebu Haşim ve Ebu Ali. Ebu Haşim biliyorsunuz ahval teorisiyle meşhur. Mutezile'nin gümüş çağının en orijinal fikri olarak kabul edilen ahval teorisiyle meşhur. Ve etbâhuma kâlû. Onlar şöyle dediler. Biennehu teâlâ yuridu bi iradetin hadisetin. Allah hadis bir iradeyle irade eder. Yani onlar iradeyi hadis kabul ediyorlar. Net. Ve yekrahu bi kerahetin hadisetin. Aynı şekilde hadis bir kerahetle kerih görür, istemez. İrade bir şey istemekse kerahet de bir şeyi istememektir, isteksizliktir. Ve bu Allah'ın iradesi de, kerahati de hadistir, yaratılmıştır. La fi mahallin, mahalsizdir. Bunların zatta bir karşılığı yoktur. Yani irade şeklinde bir karşılığı yoktur. Mahalsiz derken kastettikleri şey şu. Allah mürittir ancak onun irade sıfatı yoktur. Yani bu mürit vasfının, mürit olma isminin ya da fiilinin, yaratılmış ya fiilinin Allah'ta dayandığı yer zatın kendisidir. Zattır. Allah iradesi zatıyla mürittir, zatıyla alimdir, zatıyla kadirdir. Zatıyla faildir. Yoksa onun mürit olması zatta bir iradeye dayanmaz. Kadir olması zatta bir kudrete dayanmaz. Alim olması zatta bir ilme dayanmaz. Fail olması zatta bir yaratmaya dayanmaz diyorlar. Mahalsiz dedikleri bu yani.
özetle. Biliyorsunuz onlar bu sıfatları bir isim olarak kabul ediyorlar. Nominalistler bu konuda. Realist değiller. Bunlar bir kavram olarak Allah'a niteleyen kelimeler, sıfat-ı maani, bunlar var. Ancak bunların mastar formları olan manalar, sıfat-ı maneviye, yani irade gibi, kudret gibi, ilim gibi sıfatlar yok. Allah'ın zatı var. Zat tek. Yani bölünme kabul etmeyecek bir vasıfta mevcut. Bu isimler Allah'ın zatıyla mahalsiz bir iletişim, bir ilişki içindeler. İlla enne sıfetel müridiyye vel kerahiyye. Fakat bu ahval teorisini kabul edenlere göre zat ve sıfat arasında haller var. Müridiyet ve karihiyet diye haller var bunda. Muhtesetun fi zatihi teala. Bu haller Allah'ın, yüce Allah'ın zatında yaratılmıştır. Ve ada ve izâ hadaran mer'iyyü vel mes'u. Eğer diyelim ki görülen ya da işitilen bir şey ortaya çıktı. Hadese fi zâtihi teâlâ sıfatü sâmi'iyye vel mubsiriyye. Yani ortada görülen bir şey varsa, işitilen bir şey varsa, yüce Allah'ın bu sâmi'iyyet ve mubsiriyyet hali aktive oluyor, harekete geçiyor. Lakinnehum innema yutlikune nefse teceddüdünel hudus. Fakat onlar burada mutezile hudus lafzını kullanmıyorlar. Teceddüt lafzını kullanıyorlar. Yenilenme. Yani Allah'ın bir müridiyet hali var. Ortada bu müridiyet haline konu olan bir murat varsa, diyelim ki alemin yaratılması gerekiyor artık. Alemin irade edilmesi gerekiyor. Bu müridiyet bir hal olarak, bir potansiyel olarak mevcut, bir tümel bir kavram olarak var Yüce Allah'ta. Ve biliyorsunuz Mu'tezile zaten daha mevcut olmayan sabit şeyleri de kabul ediyordu, madum olarak niteliyordu. Bunlar haller mevcut, ortada görülen, duyulan, yaratmaya konu olan, iradeye konu olan bir şey olduğunda bu haller harekete geçiyor, aktive oluyor. Ona da Mutezile hudus demiyor, teceddüt diyor. Bir tür yenilenme gibi. Yeni bir şey. Çünkü hudusun anlamı şu. Hudus öncesinde yokluk olan bir şeyin ortaya çıkması demek. Yani hudus bir şeyin varlığına ademin sebkat etmesi demek. Öncesinde yokluk bulması demek ya. O yüzden burada teceddüt, yani aslında gerçekte ortada bir yokluk olmadığı için, çünkü bu sıfat bir potansiyel halde var. Buna biz mutlak anlamda %100 yokluk diyemeyeceğimiz için buna teceddüt diyorlar. Şimdi yani ama bunların temel görüşü şu: Allah'ın irade sıfatı yaratılmıştır. Allah'ın kelam sıfatı yaratılmıştır. Allah'ın fiil, yani yaratma sıfatı yaratılmıştır. Bu üç sıfatın yaratılmış olduğunu söylüyor. Bu üç sıfatın fiil olduğunu söylüyor hatta Mu'tezile. Bunlar fiiller. Allah'ın fiilleri. İrade, kelam ve tekvin. Yaratma Allah'ın fiilleridir. Bunlar ve mahalsiz olarak vardırlar. Zaddit, yani doğrudan zatın fonksiyonlarıdır. Ebu Hüseyin el-Basri, bu Hüseyini ekol biliyorsunuz. Ebu Hüseyin el-Basri, Mutezile içinden, yani ayrı Mutezile'nin bir filozofu yani. Ebu Hüseyin el-Basri. 100 fi zâti teâlâ ulûmen müteceddide. Allah'ın zatında müteceddit, yani sürekli yenilenen bilgiler olduğunu söylüyor. Bir hasebi teceddüdün malumat. Malumatın teceddüdüne göre Allah'ın zatında teceddüt eden, yenilenen bir takım bilgilerin olduğunu söylüyor. Eş'arilere gelirsek, şimdi Eş'arilerin, tabii biz Ehl-i Sünnet tarafında sadece Eş'arilerin görüşlerini zikrediyor. Maturidiler ortada yok bu metinde malumunuz. Eş'arilere göre onlar yüsbetüne neshal hukmi müfessirini bir raf'iye ev intihai. Şimdi aslında fıkhi bir konu üzerinden mevzuya girecek. Onlar da nesi kabul ediyorlar. Nesih nedir? Bir hükmün ortadan kalkması ya da sona ermesi. Vel irtifa ve intiha ademun ba'del vücudi.
Bir hükmün ortadan kalkması ya da sona ermesi ise var olduktan sonra yok olmasıdır. Varlıktan sonra yok olmasıdır. Şimdi bunu bir aklımızda tutalım, bunun üzerine. Bu arada bunu haftaya da görebiliriz zorlanıyorsak yani şu an. Bir saati doldurduk çünkü oldukça teorik bir meseleydi. İsterseniz bunu haftaya bırakalım bu konuyu. Takip etmekte çok zorlanıyorsanız, bilmiyorum. Ben tabii bir sınıf ortamında olsak bu sorduğum sorunun cevabını zaten kendim almış olurdum ama burada sizi göremediğim için yüzlerinizden hiçbir şeyi elde edemiyorum. Cumhur Bey var, Cumhur Bey'de de anlayamadım. Cumhur Bey tam renk vermedi şu an bana. Yani Hocam evet ya da soru sorun diyeceğiniz anı bekliyorum tamam. İsterseniz burada kalalım. Hümeyra ne dersin? Yani Olur hocam. Diğer arkadaşlar bu konuyu da daha sohbet kısmına olur yazmışlar. olur mu Biraz yazmışlar? da Tamam. evet zor konular Yeter dediğim artık, yeter artık bu kadar değil mi? Şimdi daha fazla Estağfurullah hocam. sormayayım. Yani evet aslında yani bu dört mesele içinden hani bence can alıcı husus buydu. Şu son dakikaya gelip bunu heder etmeyelim diye. Evet. Bunu önümüzdeki hafta inşallah yapalım. Tekrar baştan alalım bu konuyu. Bu çok mühim bir mesele. Böylece Eşari'nin sıfat teorisine de taalluk kavramı vesaire burada güzel bir şema çiziyor. Yani Kerramiye'nin, Mutezile'nin, iki ekolünün, onunla Eşarilerin, filozofların görüşlerini ortaya koyuyor. Kerramiler daha ayrıntılı bir şekilde inceliyor. O bakımdan bu konuyu inşallah önümüzdeki hafta yani daha doğrusu ondan sonraki hafta, 2 haftada bir ya. Evet. Bizim rutinimiz de geldi 2 haftada bir, 3 haftada bir şeklinde oldu değil mi? Neyse o da bir rutindir yani sonuçta. O da bir Evet, düzen. tabii ki. Varsa çok kısa öyle sorular alabiliriz. Hocam bu konuyu haftaya erteleyelim şu durumda. da değil ama isterseniz haftaya sorayım. Olur. Yani bu konuyla ilgiliyse hiç bunu uzatmayalım. Çünkü Konuyla hepsini ilgili anlatamadım daha. Hepsini anlatıp ondan sonra alayım soruları. Siz sorularınızı not edin Cumhur Bey. tamam hocam. Haftaya şey yapıyoruz mu? Soru Taallukla Allah'ın alakalı nimetidir. bir de Soru Allah'ın nimetidir biliyorsunuz. tamam hocam. Bunları İlgili öne sorular düşüyorum. biliyorsunuz derin olacak şimdi. Şimdi burada uzar çünkü. Evet, derin olacak. Anlatmam da 10 dakika o sürer çünkü o soruyu. O zaman Tamam. haftaya sorayım hocam. Öyle yapalım. Tamam. Nasıl yapalım? Var mı arkadaşlar başka böyle ilave bilgi olabilir? Çünkü burada herkesin kendine göre bir çalışma alanı var. Belki çalışma alanı gereği bu konuyla daha doğrudan ve derinden irtibat bulan arkadaşlarımız vardır. Daha açıklayıcı bilgiler verebilirler. Gerçi şu yani işlediğimiz üç başlık öyle çok da derinlemesine ayrıntılı tartışmalara konu olabilecek meseleler değil aslında. En çok burası daha çok tartışmalı bir mevzi. Ama yine de varsa öyle katkıda bulunacak olanlar gruptan zevkle dinleriz yani onları. Hocam Tamam. sohbet kısmında arkadaşlar teşekkür etmişler. Sorusu olan da yok zannediyorum veya Biz de katkı. bunlara teşekkür ediyoruz. Katılımları için. Yani benim bu konuyu anlatmama vesile oldukları için bu konuları daha ulvi üzerinden vesile olduğunuz için hepinize ben teşekkür ediyorum. Rica O zaman ederim hocam. Sağ olun. belki haftaya yapabiliriz yani Hümeyra. Yani hazır zaten konu bende. Olur hocam. Haftaya da müsait. Pazar günleri akşamlarımızı biz size ayırdık zaten. Allah Başka razı olsun. dersiniz yok. Vallahi ya büyüksünüz. İnan